P, M, M pozitif tam sayının pozitif tam bölenlerinin kümesiymiş. PA kesişim PB'nin eleman sayısı kaçtır diyor. Tek tek ayrı ayrı bulmayacağız tabii ki. Ne yapacağız biliyor musunuz? İki sayının ortak arkadaşlar bölenlerini bulacağız. Bu yüzden iki sayının ortak bölün ne demek? Bunların önce o bebini bul demek. Haliyle A ve B'nin tek tek bölenlerini bulmuyorum. Bunların ortak bölenleri nedir? 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 değil mi? Dolayısıyla bu sayının pozitif bölen sayısı işte bize kesişim kümesinin de eleman sayısını verecek. Böylece arkadaşlar buranın üstünü 1 arttır 3 ile çarp. Daha doğrusu pardon üstünü 1 arttır. Bunun da üstünü 1 arttır. 3 üç çarpı 3'ten 9 tane pozitif bölen çıktı. Bunların ortak kesişimi. Ondalıklı sorular biraz gıcıktır arkadaşlar ama bu o kadar gıcığı değil. Bir kere 0.x var ya hemen bir virgül at. 0.5'te ile bir virgül at. x bölü 5 oldu. Sonra x bölü 6. x bölü 5 eksi x bölü 6 ne yapar? Payda eşitle 6x eksi 5x bölü 30. 0.2 zaten 1 bölü 5. Böylece x bölü 30 eşittir 1 bölü 5'ten içler dışlar çarpımı x eşittir 6 b şıkkı. A ve B pozitif tam sayıların en büyük ortak böleni 1 ise bunlar daha da fazla kes sadeleşemeyen kesirlerdir. Örnek 4 bölü 9 gibi düşünün. Ya da 7 bölü 12. Ya da 2 bölü 9. İlla bunlar asal sayı olmak zorunda değil ama aralarında sağ olacaklar. Haliyle A bölü B eşittir. Burada ne yapıyorduk? Önce tüm halini yaz. Sonra çizgili olmayan kısmı çıkar. Aşağıya virgülden sonraki devreden kadar 9, devretmeyen kadar da 0. Olay buydu. Bunu gördükten sonra zaten 33 bölü 90, tabii ki 33 bölü 90 olmayacak, sadeleşemeyecek hale getir. 3'e bölü 11, 3'e bölü 30. A buradan 11'miş, B de 30'muş arkadaşlar. Toplamları 41 oldu. Normalde böyle yapmıyoruz ama değil mi? Bilmediğimiz sorularda size A bölü B 11 bölü 30 derse A'ya 11K, B'ye de 30K diyoruz. Sadeleşemediği için direkt A11, B'ye 30'a eşit oldu. Bir taraf köklü bir taraf normal denklemse muhakkak kökü bulduktan sonra yerine yazmanız lazım. Negatif çıkmasın diye içerisi. Haliyle burada 2x artı 2'nin kare kökü eşittir x eksi 3. Her iki tarafın karesini alıyoruz. 2x artı 2, x kare eksi 6x artı 9 x kare eksi 8x artı 7 eşittir 0. Bu da nedir? x eksi 7 ve x eksi 1 eşittir 0. 7 olabilir, 1 olabilir. Böylece arkadaşlar buradan 1 olursa yalnız dikkat burayı ne yapıyor? Negatif. Negatif yaparsa bir kare kök asla negatif olamaz. 7 yaparsak 7 eksi 3'ten 4. Sağ taraf pozitif oluyor. Evet cevabımız bu yüzden D şıkkı olacak. 4 basamaklı a 40 b sayısı 4 ile tam bölünüyor. 9 ile bölümünden kalan 7. 4 ile tam bölünüyorsa son iki basamağının 4'e bölünmesi lazım. Yani 0 0 04 ve 0 ve 08 olabilir. Ancak A, B'den küçük olacak demiş. Şimdi tabii ki A, B'den küçük olacağına göre 0 olamaz. Şimdi ikinciyi deneyelim. A, 404 sayısı. 9 ile bölümünden kalanın 7 olması için ne olması lazım? Ya rakamlar toplamı 7 olacak ki 4 4 daha 8 yapıyor. O zaman bu olmuyor. Ya da 9 7 daha 16. Buradan arkadaşlar 16 olması için A 8 oluyor. Bu sefer A büyüktür B oluyor. Bu yüzden olmadı. Son hamlemiz artık mecburen A 4 0 8 sayısı. 12 artı A'nın 9 ile bölümünden kalanın 7 olması için 16'ya eşit olması gerekiyor. Neden 16? 9 artı 7 bu yüzden aslında. A da buradan 4 oldu. Cevabımız böylece arkadaşlar. A 4. B'yi de zaten ne bulduk? En son olarak 8 bulduk. Toplamları 12 geldi. D. Şunu diyebilirsiniz tabii. 9 ile bölümünden kalan 7 olan sayı 16 değil de mesela 18'i daha 25 olamaz mı hocam? E 25 olursa o zaman A rakam olmuyor. 13 oluyor. Bu yüzden hani onları da karşılaştırmak gerekiyor tamam mı? Şimdi arkadaşlar boyacı belli bir tüzende boyamak istiyormuş e, bu merdivenleri ancak ilk iki basamağı unutmuş normal boyamış. İkinci basamaktan sonra üçüncü basamaktan itibaren düzgünce boyamış istediği standartta. Bak bunu o zaman ayıralım şu ikisine diğerleri nasıl kırmızı yeşil mavi mor sonra sarı sonra yine bak kırmızı yeşil mavi mor sarı. Demek ki periyodumuz kaçmış? Arkadaşlar 5. Periyodumuz bu. P diyelim periyoda. Neden periyoda girdim? Tabii ki 133 tane basamağı ve 135 tane basamağı tek tek saymayacağız. Ancak ne yaparız burada? 133. basamak ama burada tekrar etmeyen iki tanesi standardın dışı olduğu için onları atalım. Biz basamakları saymaya şuradan başlayalım. 3'ten itibaren tamam mı? Böylece 131'den itibaren şey 3. basamaktan itibaren 131 tane basamak var. Ve her 5'te bir başa dönüyoruz. 131'in 5'le bölümünden kalan tabii ki nedir? 1. O zaman baştan 1. basamakla aynı şeydir. Baştan 1. basamakta zaten kırmızı gördüğünüz gibi. Cevabımızın ilk kısmı K diyelim. Sonra arkadaşlar 135. basamak. Dediğim gibi ilk ikisini K'li almıyorum çünkü orada bir düzen yok. Böylece 133 diyorum. Bunun 5 ile bölümünden kalan 3'tür. Baştan 3. basamak kırmızı, yeşil, mavi. Demek ki arkadaşlar cevabımız kırmızı mavi olacakmış. Hangisi oluyor? C şıkkı. Böylece bunu da halletmiş olduk. Kare küçük veya eşit en büyük tam sayı nedir arkadaşlar? Kök 2, büyük eşit x. Bunun gibi düşünün. Dolayısıyla gerçekten bakın kare kökünden küçük veya ona eşit olan sayı. Kök 2'nin kare kökünden küçük olan en büyük tam sayı 1. Haliyle 2 1'e bölünür. Tamam oldu. 3 için arkadaşlar yine aynı şeyi söyleriz. Çünkü kök 3 tabii ki yaklaşık olarak 1.7'dir ama bize bundan küçük olan en büyük tam sayı demiş. Evet 1'e bölünür. Bundan sonra 4 arkadaşlar sıralı gidelim. 4'ün kare kökü zaten 2'dir. 4 2'ye bölünür. Problem yok. Kök 5'e geldiğimiz zaman, kök 5 arkadaşlar yaklaşık 2.2 gibi bir sayıdır. Buna en yakın sayı arkadaşlar 2. Haliyle 5 2'ye bölünür mü? Olmadı. Şu an elimizde hangi sayılar var? 2 var, 3 var, 4 var. Sonra geldik 6'ya. 6'nın karekökü arkadaşlar kök 6 neye yakındır? 2'ye yakındır, değil mi? Dolayısıyla bu 2'ye bölünür. Normalde tabii ki kök 6'nın yaklaşık değerinin 2.3 olduğunu bilmek lazım. Ee, ancak e, buna gerek kalmadan da olayı hallediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 2.3'e en yakın sayı 2'dir. 6 2'ye tam bölündüğü için evet bunu da alabiliriz. 7 olmayacak çünkü kök 7 zaten e, kare kökü arkadaşlar. Bir kere 1'den büyüktür. E7 de 1'den ve kendisinden başka bir şeye bölünmüyor. 7 tabii ki burada 2'ye bölünmez. O yüzden alamadık. 8'e geldiğimiz zaman kök 8'e gelelim. Kök 8 arkadaşlar 2 kök 2. 2 kök 2 nedir? Ee, buna en yakın sayı ne var? 2 var. Kök 8 yani artık 8'in 2'ye bölündüğünü biliyorum. 8'i de alabilirim. 9 zaten karekökü olan bir sayı. Tabii ki karekökü 3 olduğu için 9 3'e tam bölünür. Buradan başka 10. 10 için ne diyeceğiz? Kök 10'a geldiğimiz zaman kök 10 da arkadaşlar 3 küsür bir sayı. E haliyle buna en yakın küçük sayı ne var? 3 var. 13'e bölünür mü? Bölünmez. Toplamda 6 tane sayı varmış bu şekilde. Bakın burada şimdi arkadaşlar sayma sayıları kümesi böyle kendince gruplanmış sonsuza kadar. Ve ilk grubumuz 1 elemanlı, ikinci grubumuz 3 elemanlı, üçüncü grubumuz 5 elemanlı, 12. grubumuz kaç elemanlı nasıl anlayacağız ona bakalım şimdi. E, burada 12. grubun ilk elemanı sorulmuş ya. Bence mantıklı olan şu. Sonuçta bizden 12. grubun son elemanını istemiyor. Ne yaparım? 11. grubun son elemanını bulurum. Böyle devam etsin mesela bir A sayısı olsun. 12. grubun ilk elemanı zaten A artı 1 olur. Örnek 2. grubun son elemanı 4. 3. grubun ilk elemanı 5. Ben 2. grubun son elemanını bilirsem diğer grubun ilk elemanını rahatlıkla bulabiliyorum. Şimdi bu yüzden bunu iptal edeceğim. 11. grubun son elemanıyla olaya gireceğiz. Neden? 11. grubun eğer içinde kaç tane eleman olduğunu bilirsem yorum yapabilirim. 11. grupta x tane elemanı olsun. Sonra arkadaşlar x-1 bölü 2 e, artı 1 eşittir kaça diyeceğiz? 11'e değil mi? Buradan da x-1 bölü 2 eşittir 10. 20x buradan 21 oldu Demek ki 11 grupta 21 tane eleman varmış nasıl ki ilk grupta bir tane ikinci grupta 3 tane 3 grupta 5 tane aynı şekilde gördüğünüz gibi 11 grupta da 21 tane eleman olacak Burada şunu da görebilirsiniz Bu arada bu iki katının bir eksiği, iki katının bir eksiği 2 katının bir eksiği şeklinde haliyle 11 grupta da 2 katının bir eksi yani 22 eksi 21'den 21 tane eleman olduğunu oradan da anlayabilirsiniz. Örüntü kabiliyetiniz varsa. Böylece 21 tane eleman oldu. Peki burada şuna bakacağım artık. Birinci grupta bir eleman var. ikinci grupta 3 eleman var. Üçüncü grupta 5 eleman var. 11. grupta 21 eleman var. Toplamda kaç eleman vardır nasıl anlarım? Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı. Terim sayısı zaten 11 biliyorsunuz. Böylece 11 çarpı 11'den 121 oldu. Bu sayılar birden itibaren 1, 2, 3, 4, 5 diye gitmiyor mu? Böylece bu 11 numaralı grubun son elemanı 121 çıktı. Bundan dolayı diğer grubun ilk elemanı da 122 D şıkkı oldu. Verilen talimatlara göre sadece yerine yazacağız. İşte 3 çizgi yanlamasına olduğu zaman arkadaşlar ne verilmiş Düşey olursa ne verilmiş ona göre bakıp yapacağız soruyu. Burada B artı C'nin A'nıncı kuvveti demiş nasıl bu şekilde olursa. Bu A bu B bu C böylece B artı C 3 artı 5'ten 8 üzeri A 8 üzeri 7. Yanlamasına olursa çizgiler A üzeri B bu A bu B bu C böylece 4 üzeri 8 bir de yanına çarpı 2'ye ekliyoruz. Bundan dolayı 2 üzeri 21 tabanları aynı. Bu arada 2 yapacağız tabanları aynı değil ama aynı hale getirdim. Burada 2 üzeri 16 ve burada 2 üzeri 1. Tabanları aynı üstleri topla. 2 üzeri 38 A şıkkı. Ardışık sayılar yazılacakmış arkadaşlar. Özel olarak size bir şey söylemezse temel kavramlarda ardışık sayı demek birer birer artan sayı demektir. Böylece sarıdan başlayacağız A'a. 1 bir, bu birinci sayı bu 1 fazla bu 2 fazla bu 3 fazla nokta 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 burası 10. kare olduğu için bu da 9 fazla olacak kırmızı olan başa dönüyoruz ya. Böylece bunların ikisinin toplamı 51'miş. A arkadaşlar kaç geldi 51-9 42 2'ye bölersek A 21 21 22 23 24 25'miş arkadaşlar mor kare. Çok temel bir yorum yapayım size kenarda. Bir mutlaka arkadaşlar bir sayıdan büyük veya eşitse burasının daima doğru çıkması için ne olması lazım? Buranın ya sıfır ya da arkadaşlar böyle bir negatif sayı gibi olması lazım. Sonuçta bir mutlak değer sıfırdan her zaman büyüktür ya da eşittir. Yine bir mutlak değer bir negatif sayıdan her zaman büyüktür ya da eşittir. Bundan dolayı mutlak x eksi 7 büyük eşit 2m eksi 8 dersek burası arkadaşlar 0 olursa ya da sıfırdan küçük bir sayı olursa ne verirseniz verin mutlak değerin için ne olursa olsun dışı her zaman pozitif veya sıfır olacağı için bundan büyük veya eşit olur. Bu yüzden size mesajı bu 2m eksi 8 aslında sıfırdan küçük veya eşitmiş. Böylece 4 büyük eşit m oldu. M'nin alacağı en büyük değer de 4 geldi. Gerçekten bak uydurup bir sayı yazayım. Mesela M yerine kaç yazayım? 1 olsun tamam mı? 2-8'den 6. Zaten arkadaşlar bir mutlak değer kesinlikle negatiften büyüktür. Ya da gittiniz yanlış bir değer vereyim bir de. M'ye gittiniz 7 verdiniz. 7 kere 2 14-8 6. Bu şimdi bazen doğrudur bazen değildir. O yüzden bakın kesinlikle doğru olması için ya 0... Ya da negatif bir sayı. Bilmediğimiz çarpma bölme toplama var. Yok pardon çıkarma bölme toplama. Not edeyim. Çıkarma bölme toplama var. Bir de bilmediğimiz 3 sayı var. Bunlarla 11, 4 ve 2'ye elde etmişiz. Nasıl olabilir? E, şu 4 ve 2'den ilham alarak 8 eksi 4 desem. 8 eksi 4, 4 yapıyor. Sonra yine... Burayı da 8 bölü 4 desem 2 oluyor arkadaşlar. Böylece buraya 4 yazarsak araya artı koyarak B'yi ne buluruz? 17. Ki böylece 11 olsun. Haliyle buradan çarpımlarını sormuş. 8 çarpı 4 çarpı 7. Buradan da 8 kere 4 32. 32 çarpı 7. 3 kere 7, 210. 14 daha 224'müş E şıkkı asal numaralı olan e, kamyonetlerde arkadaşlar asal sayı olmak zorundaymış. Aralardaki fark 2 olmak zorunda en az. Daha da fazla olabilir ama 2'den az olamaz. Örnek burada mesela 4 kiloluk bir şey taşıyamaz. Tamam mı? Ancak büyük olarak 6 da olabilir burası. Pardon asal olacak. Bu, büyük olarak 7 de olabilir burası. Veya 2 de olabilir. O artık bizim tercihimize kalmış. En büyük en küçük dediğine göre ayarlayacağız arkadaşlar. Şimdi buna göre bakalım. Burada 3 ile başlayalım. 3 ile başladığımız zaman asal sayı vermem lazım. Arada 2 olur. 2 küçük bir sayıdır. Ama bu sefer ne oluyor? Aralarındaki fark 1 oluyor. Ama 2'den büyük veya 2 eşit olması lazımdı. Buraya verebileceğim en küçük sayı 5 geldi. 4'e geldiğimiz zaman... Buraya arkadaşlar 1 verebiliriz. Şimdilik verelim sonra değiştirebiliriz duruma göre. 5 için asal sayı kullanmam lazım. Buraya 2 vereyim o zaman. Hem aralarındaki fark 2'den büyük hem de asal sayı kullandım. 6 için arkadaşlar verebileceğim sayı 1'i kullandık, 2'yi kullandık, 5'i kullandık, 3 diyelim. Ama bu sefer 7 için arkadaşlar 1'i kullanamıyorum, kullandım. Asal sayı değil zaten. 2'yi kullanamam, kullandım. 3'ü kullanamam. E bu sefer 4'ü kullanamam. 5'i de kullanamam. E gidip 11 mi vereceğim? Hayır büyütmem. Ne yaparım? Şu 3'ü boş ver. 3'ü buraya vereyim. 4'ü buraya vereyim. Gördüğünüz gibi şartlar sağlandı. Toplamları en az 15 oldu. B şıkkı.